Türkiye zengin bir ülkedir. Fakat Türkiye'yi idare edenler yeni yeni İslami neşve sahibi olanlardır. Onların da eli ayağı bağlı bir tesettürle ilgili kanunu Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bir şey yapıyor, Danıştay iptal ediyor. Bir şey yapıyor, anayasayı. Demek ki bunun eli kolu bağlı. Yani Müslümanlar bu ülkede o köydeki erken ölen adamın yetimleri gibi. Bu yetimler büyüyene kadar Allah serveti saklıyor. Nedir o servet? Gelinlerin kolundaki bilezikler, boyunlarındaki altınlar ve toprak altındaki madenlerdir. Bunların çok izahı var. Hangi duvarın arkasında saklanıyor? Güvensizlik duvarında arkasında. Erzurum'daki bir geline desen ki şu kolundaki bileziğin sana ne faydası var? Şu boğazındaki altınlar ne faydası var? Bunları boz, sermaye yap. Bu devlet buraya bir fabrika kuracak. Sen de kocan çalışsın. Ama o devlete güvenip de o altınları bozmaz. Güvensizlik duvarının altında saklı. Türkiye'de petrol de var, altın da var, her şey var. Ama sevk-ı kaderle Allah onu çıkarmasına müsait esbabı halk etmiyor. Niye? Çünkü buna sahip olacak İslami idare tesis ettiği zaman bu çıkacak. Diyelim ki Türkiye'de 5000 metrede petrol var. Biz arıyoruz 3000 metrede sondaj. Boşuna. Ama bir gün birisi diyecek ki bak şurada petrol var ama sen bu 3000 metre sondajla bunu bulamazsın. 5000. Bu ne zaman denecek? Bu servet çıktığı zaman İslamiyet'i takviye zamanı gelmiş olacak. Allah o buluşu, o idraki o zaman verecek. Demek ki Türkiye'nin de Müslümanlara destek olacak serveti var. Gerek gelinlerin kolunda, gerek toprağın altında. Lakin Allah-u Azimişan bugünkü bozuk kafalı adamlar eğer o servet çıksa, Cumhuriyet milletin yüzünü güldürse kimse şeriata dönüp bakmaz, insanlar maddeden anlar. Bu rejim bu milleti aç bıraktı mı? Adam der ki arkadaş senin cumhuriyetinden, senin layıklığından bana ne, karnım aç. Onun için Allah onu setrediyor. İza eradellahu şeyen hayyel esbab buyuruyor peygamber. Allah bir şeyi murad etti mi esbabı halk eder. Müslümanlar liyakat itibariyle bu memleketin kaderine vazuliyet olacak dirayeti ihraz ettikleri zaman Allah sebebi halk edecek. Hem halk onlara güvendiği için sandığındaki, sepetindeki dolarını, altını devlete verecek. Hem de toprak altındaki madenler birer tesadüf diyeceğimiz beşeri planda ortaya çıkacak. Çok teşekkürler. Öyle bir güne doğru gidiyoruz. Ve bunun sonu Türkiye'nin İslam'a rağ olması ve İslam aleminin lideri olmasıdır.